Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektriksel kuvvet ve elektrik alanı. Daha önce zaten size anlatmıştım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama konuyu başa aldım. Adım Mustafa. Soyadım Bacak. Fizik öğretmenim arkadaşlar. Şimdi zaten tanıyorsunuz. Beraber başlıyoruz. Elektriksel kuvvet, diğer adı Coulomb kuvveti. Coulomb kuvveti nedir? Yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvvetidir. Bu ne demek? Artı artıyı iter. Eksi eksiyi iter. Artı eksiyi. Eksi artıyı. Artı nötrü, nötr artıyı, eksi nötrü, nötr eksiyi çeker. Yani nötr cisimleri sıfırla gösterebiliriz. Yani nötr cisimleri yükü sıfır olarak yazılır. Şimdi buraya bakalım. Artı artı itiyor. O zaman şu kuvvete ben F1 dersem, şu kuvvete F2 derim. Çünkü zıt yönlü kuvvetler birbirini itiyor. Şu an buraya baktığım zaman yine eksi eksi itiyor. Buraya baktığım zaman artı eksi çekiyor. Ben buraya F1 dersem sağ taraf F2 olur. Burası F2, burası F1, F2 olur. Her zaman F1, F2 kuvvetine eşit olup ancak yönleri zıt olduğu için buraya bir eksi işareti bıraktık. Mutlak derece F kuvveti dersen F kuvveti eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare olur. K burada nedir? Coulomb sabitidir. Sabit bir sayıdır. Bunu bilmenize gerek yok. Zaten sonu altına bunu veriyor. Bu da 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü Coulomb'un karesidir. Q1 ve Q2 yüktür. Birimi Coulomb'tur. D iki yük arasındaki mesafedir. Birimi metre olarak yazılır. F kuvvettir. Kuvvetin birimi zaten herkes biliyor. Newton'dur. Konu bu kadar ama soru kalıpları çok fazladır. Örnek 1. Aynı doğru üzerinde sıralanmış Q1, Q2, Q3 yüklerinden Q1 ve Q2 yükleri sabit, Q3, Q2 ise serbest bırakıldığında dengede kalmaktadır. Buna göre Q1'in Q2 oranı kaçtır demişim. Şimdi bakalım. Q3 yükünün dengede kalması demek ne demek? Şu yüklerden biri itiyor, diğer çekir olması gerekiyor. Ben Q1 yüküne artı dersem Q2 de artı olmalı. O zaman artı artı iter, buraya etken kuvvete F1 dersem Q2 de eksi olmalı ki Q3 yükünü çekebilsin. Buraya F2 kuvveti diyorum. Bu iki kuvvet eşit olmalı ki Q3 yükümüz dengede kalsın. Ne dedik? Eşit olmalı ki yükümüz dengede kalsın. Yani burada F1 kuvveti F2 kuvvetine eşit olmalıdır. F1 kuvvetinden doğan ifade nedir? Yani şu iki yükün çarpımıyla oluşmuştur. F1 kuvveti K çarpı Q1 çarpı Q3 uzaklığın karesi. 1 de burada var, 2 de burada var. Toplam mesafe 3'de. 3'lerin karesi 9D kare olur. F2 ise burada Q2 çarpı Q3 olur. Yani K çarpı Q2 çarpı Q3 uzaklığın karesi. Kaç uzaklık? 2D. 2D'nin karesi 4D kare olur. Zaten şu işlemde gördüğünüz gibi K'ler gider. D kareler gider. Q3'ler ortaktır gider. Burada Q1 bölü ya da Q1 bölü 9 eşittir. Q2 bölü 4'ten ben Q2 bu tarafa atarsam Q1 bölü Q2 9 bölü 4 çıkar. Şıklarda 9 bölü 4 var. Ancak cevap eksi 9 bölü 4 olması lazım. Niye diye sorarsanız, çünkü bunlardan biri artı, diğeri eksi olmalı ki Q3 yükümüz dengede kalabilsin. Diğer sorumuza geçelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde K, L, M yükleri sırasıyla Q, eksi Q, eksi Q, artı Q'dur. N'deki yükün K'deki yüküne uyguladığı kuvvet F ise K'deki yüküye uygulanan bileşik kuvvet kaç? F'dir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada eksi Q, Q yükünü çekecek. Çünkü biri artı, diğeri eksidir. Artı eksi çekiyor. Burası yine eksi, eksi artı çekecek. Ve ben bu kuvvete F1 dersem şurası da F2 olsun. Artı artı ettiği için etken kuvvet şu yönde olmalı. Ben buraya da F3 kuvveti demem gerekiyor.
Bunları tek tek bulalım. F1 kuvvetin büyüklüğü ne olur? Bakalım. F1 K çarpı Q1 çarpı Q, yani Q kare bölü uzaklığın karesi. 1 de kare oldu. Ben buraya ne demişim? F demişim. Aynı mantıkla şuraya bakacağız. Buraya baktığım zaman bu da F2 kuvveti K çarpı Q1 çarpı Q2, yani yine Q kare bölü uzaklığın karesi. Uzaklığın karesi D kare oldu. K Q kare D kare F dersem yine K Q kare D kareye 1 F demem gerekiyor. Sonra şuraya bakacağız. Şu iki arasında bir etkileşim kuvveti vardır. Ben buraya da F3 kuvveti demişim. Bu da K çarpı Q çarpı 2Q. Q çarpı 2Q, yani 2Q kare bölü uzaklığın karesi. Uzaklığın karesi kaç oldu? 2D'nin karesi 4D kare oldu. Bunlara F dersem burası ne olur? F bölü 2 olması gerekiyor. Daha sonraki benim işim neyi buldum? Şurada bir F kuvveti demişim. F1 F eşit oldu. F2 de F'ye eşit oldu. Burası artık F bölü 2 oldu. Şu her bir açıya ben 60 derece dersem, eşit iki kuvvet arasındaki açı 120 derece ise bileşke kuvvet bunlardan birisi eşit olur. Yani F F dersem bileşke burada gördüğüm gibi 1 F olur. Şunlar artı gitti. Hayatımda şöyle kuvvetler yok. F ile F bölü 2 kuvvetleri zıt yönde olduğu için şu kuvvetlerin bileşkesi olan toplam bileşke kuvvet F bölü 2 olur. Bakalım diğer sorumuza. Diğer sorumuz ise burada aynı doğru üzerinde olmayan Q1 ve Q2 yüklerin Q yüküne uyguladığı bileşke kuvvet F ise Q1'in Q2'ye oranı kaçtır? Arkadaşlar, şimdi bu kuvvetin düşe ve yatay bileşeni vardır. Q1 yükü kendi hizasında ya iter ya çeker. Burada bir etkileşim kuvveti olmalı. Q2 de şu tarafa doğru Q3 kuvvetini ya iter ya çeker. Şimdi Q3 kuvvetini etken şöyle bir bileşke kuvvet vardır. Ben dedim ki bileşke kuvvet F ise 1 bölmeye burada küçük F dersem burada 2 bölme olduğu için ben buraya ne diyebiliyorum? Ben buraya 2 tane küçük F diyebiliyorum. O zaman şu F kimden dolayı oluşmuştur? Q1 ile Q3'ten dolayı oluşmuştur. O zaman F kuvveti eşittir diyorum. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü uzaklığın karesi. Her bir karenin uzunluğuna D dersem kaç D olduğu 4D'nin karesi olur. 4D'nin karesi 16D kare çıkar. Biz buradan Q1 yükünü sormuşuz. Q1 yükünü çekersem 16 F D kare K çarpı Q3 olur. Sonra Q2 için bulacağız. Q2'nin bileşik etkisi 2F'dir. O zaman 2F eşit ediyoruz. K çarpı Q2 çarpı Q3 bunun uzaklığın karesi. 2 birimin karesi 4D kare olur. Buradan Q2 yükünü çekersek bununla burayı çarparsam 8FD kare K çarpı Q3 olur. Neyi sormuşuz? Q1'i Q2 oranı. Zaten burası 16 birim çıktı. Burası 8 birim çıktı. Yani Q1'in Q2 oranı 16'nın 8'e oranı. Cevap ne olur? Cevap 2 olur. Ancak ne olur? Eksi 2 olur. Çünkü biri itme, biri çekme kuvveti olduğu için ben buraya artı dersem bu eksi olması gerekir. Eksi 2 olur. Bir de bunun benim uydurduğum bir pratik yol vardır. Oradan da çözelim arkadaşlar. Oradan nasıl çözüyoruz? Hemen şurayı sileyim. Ne demiştik derste, daha önceki dersimizde? Demiştik ki ben hangi yükü bulmak istiyorum? Q1'i bulmak istiyorum arkadaşlar. Ben Q1'i bulmak istersem Q1'den dolayı oluşan kuvvet 1F'dir. O zaman 1F çarpı uzaklığın karesi. Kaç birim var? 1, 2, 3, 4 birim var. 4 birimin karesi 16D kare olur. Q2 bulmak istersem hemen burada Q2 de burada ne olur? Kendisinin şiddeti kaçtır? 2F. 2F çarpı uzaklığın karesi. Kaç 2 birim? 2 birimin karesi 4D kare olur. Zaten oranlarsanız, taraf tarafa oranlarsanız oran 2 çıkar. Ancak biri itme, biri çekme olduğu için eksi olur. Evet arkadaşlar, buna benzer bir soru az önce çözmüştüm. Bu da ona benziyor ama biraz daha farklı. Orada F kuvvetinin düşe ve yatay bileşeni var. Burada biraz daha farklı bir
işlem yapacağız. Sadece bu. Şimdi soru şu. Q1 ve Q2 yüklerin Q2'ne uyguladığı bileşik kuvvet F ise Q1'in Q2'ye oranı kaçtır diye sormuşuz. Şimdi az önceki soruda ben X ve Y olarak ayırmıştım. Yalnız burada X ve Y olarak ayrılmıyor. Burada F1 kuvveti kendi hizasında bu Q yükünü ya çeker ya iter. Q2 yükü de F kuvvetini kendi hizasında ya iter ya da çeker. O zaman bileşik kuvvet iki kuvvetin arasında olduğuna göre Q1 de itmiştir, Q2 de itmiştir. Şu iki kuvvetin bileşkesini ben bileşkesiyle F kuvvetini bulacağım. Yani F kuvvetin bileşkesi şu iki kuvvetin toplamı olması lazım. Şimdi F1 kuvvetine ben şöyle bir birim seçersem, F2 kuvvetin bileşkesi paralel kenar yöntemiyle şöyle bir yol seçmem lazım. Yani Q2 kuvvetinden dolayı oluşan bileşene ben 2 küçük F dersem, Q1 kuvvetinden dolayı oluşan kuvvete, bileşene küçük F dersem. Bu F kuvveti dediğim şey sadece Q1'den dolayı oluşmuştur. O zaman Q1'den dolayı oluşan kuvvete F1 dersem, burası yine aynı mantıkla K çarpı Q1 çarpı kimle etkileşir? Q ile. O zaman çarpı Q bölü uzaklığın karesi. Ben her bir kareye D dersem burası 2 de olur. Burası 2 de olur. Şu Q1 ve Q arasındaki mesafeye 2 kök 2 D dersem. Uzaklığın karesi yani 2 kök 2 D'nin karesi ne olur? Biraz daha düzenlersem F1 kuvveti zaten burada kök 2 F'dir demişim. Burası kök 2 F, K çarpı Q1 çarpı Q uzaklığın karesi 8'de kare olur. Q1'i buradan çekersek ne olur? 8 kök 2 F D kare K çarpı Q olur. Q1'i bulduk. Q2 içinde oluşan kuvvet nedir? 2F'dir. Hemen şurada yazayım. 2F eşittir diyoruz. K çarpı Q2 çarpı yani Q2 çarpı Q. Kimle etkileşir? Q ile. Bölü uzaklığın karesi. Her bir bölmeye 1 de dersem burada 2 de var. 2D'nin karesi ne olur? Ya da 2D kare olarak yazalım. 2D'nin karesi buradan 2F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q bölü 4D kareden siz buradan Q2'yi çekerseniz ne olur? 8 F D kare K çarpı Q olur. K çarpı Q olarak yazalım karışmasın. Şimdi neyi sormuşum? Q1'in Q2 oranı. Zaten oranlarsanız burada 8 kök 2 var. Burada da 8 var. Oranlarsanız Q1'in Q2'ye oranı 8 kök 2'nin 8'e oranı ne çıkar? Kök 2 çıkar. Ya da bunun kolay bir mantığı vardı. Hemen buraya ikinci yol diyeyim. Benim uydurduğum bir formüldür. Hemen oradan bulalım. F kuvveti burada nedir? F kuvveti yani Q1'den dolayı F1 kuvveti Q1'den dolayı oluşmuştur. O zaman F eşittir. Ne olur? Ya da şöyle yazalım. Q1'i bulmak istersem hemen kendisinin şiddeti yani 1F çarpı uzaklığın karesi. Buranın karesini aldığım zaman ne olur? 8D kare olur. Q2 için yazdığım zaman da şurası 2F'dir. 2F çarpı uzaklığın karesi burası 4D kare olur. Ancak şu F ne demişiz? Burası kök 2F olarak yazdık. Çünkü her bir birime F dersek burası kök 2F olur. Oranlarsanız Q1'in Q2 oranı burası 8 kök 2'nin 8'e oranı kök 2 çıkar. Bir de bir özel durumumuz vardır. Bunu hemen hemen her soru bankasında görebiliyoruz. Şimdi iki cisim bu şekilde dengedeyken X'in artı olması lazım. X artı iken Y de artı ya da Y eksi iken X eksi iken Y de eksi olması gerekiyor. Yani iki X ve Y ikincisinde aynı cins yükle yük olması lazım. Ve ikisi aynı yatay hizadaysa ya da şu gelen dikme burası tam 90 derece olarak keserse
O zaman x etken kuvveti fx, y etken kuvveti fy dersem, burada zaten etki tepki eşit olduğu için fx kuvvetimiz ne olur? Fx kuvvetimiz fy kuvvetine eşit olur. Ben bunlarca mutlak derece f dersem bu şekilde yazdım diyelim. Şimdi x'in bir ağırlığı vardır. Bunu biraz aşağıya yazayım. Fx kuvveti fy kuvvetine eşit olup mutlak derece f diyelim. X'in bir ağırlığı vardır. Gx. Y'nin ağırlığı var. G'ye'dir. Şimdi tanjant alfadan bir kuvveti bir yerden başka bir yere taşıyabiliyorum. X'i bu tarafa aldığım zaman fx'i gx'i buraya alırım. Yani tanjant alfa karşılıklı komşudur. F kuvvetini buraya aldım. Gx'i buraya alıyorum. Yani tanjant alfa x fx bölü gx'tir. Burada da tanjant alfa'ya karşılıklı komşudur. Yani burada fy bölü gy olur. Ben buradan fx'i çekersem fx burada ne olur? Gx çarpı tanjant alfa x olur. Fy'yi çekerseniz fy de burada g çarpı tanjant alfa y olur. Şu iki kuvvetin eşit olduğunu biliyorum. Bu iki kuvvet eşit ise o zaman ne yapacağım? Yani şu iki ifadede birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ne anlıyoruz? Gx çarpı tanjant alfa x gy çarpı tanjant alfa y'dir. G ise burada biliyoruz zaten mx g ve tanjant alfa x olur. Tanjant alfa x burada g yerine de my çarpı g tanjant alfa y olur. Zaten g'ler de eşit olduğu için bunlar da gider. Burada şu sonuç çıkar. Mx çarpı tanjant alfa x bu da ne olur? M y çarpı tanjant alfa y olur. Yani kütleli açı ters orantılı olur. Buradan şunu görebiliyoruz. Yani mesela diyelim ki şuradan ifadesi yazarsam eğer alfa x eşit alfa y ise mx eşit my olur. Diğer ifadeyle alfa x büyük alfa y ise kütle ters olduğu için mx küçük my daha büyük olur. Alfa x küçük alfa y daha büyük ise bu sefer mx büyük my olur. Alfaya bakarak sadece kütle hakkında yorum yapabiliyoruz. Asla yük hakkında yorum yapamayız. Çünkü neden? Kuvvetler eşit olduğu için zaten yükler orada otomatikman gidiyor. Burada bilmemiz gereken ifade budur. Ve özel durum uygulaması örnek olarak ifade edersek nasıl sorular karşımıza çıkar? Bakalım. Hiç işlem yapmamıza gerek yok. Zaten şurayı biliyorsam hemen burada cisimler dengede olduğuna göre mx'in my oranı kaçtır diye sormuşum. Ne yapıyormuşuz? Çözüm diyelim. Burada tanjant alfa x çarpı mx tanjant alfa y çarpı my olur. Tanjant alfa x dediğim şey şurası. Tanjant 37. Tanjant 37 yazalım. Tanjant 37 çarpı mx. Bu da tanjant 53 çarpı my olur. Tanjant 37 kaçtır? 3, 4, 5 üçgeninden de yola çıkarak işlem yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey daha önce size söylemiştim. Sayısalcı olup da bu özel durumu bilmeyen yoktur. Ben buraya 53 derece dersem, burası 37 derece ise 90'ın karşısında 5A varsa 53'ün karşısında 4A, 37'nin karşısında 3A vardır. Tanjant demek karşılıklı komşudur. Tanjant 37 kaç oldu? 3'ün 4'e oranı. Yani 3 mü 4 mx. Tanjant 53 ise yine karşılıklı komşu. Tanjant 37 yanlış yazdık. Evet doğru yazdım. Tanjant 53 ise karşılıklı komşu 4'ün 3'e oranı çarpı my olur. Ve buradan mx'in my oranını çekerseniz 16 bölü 9 olur. Bu. Burada bilmemiz gereken şey sadece formülü yerine yazıyoruz. Bir de bunun birçok yolu vardır. Kendimce bazı pratiklerim vardır. Onu da sizinle paylaşalım. Mesela hiç bu kadar işlemi yapmadan da şu şekilde yapabiliyoruz. Mx çarpı, şurada toptan çözelim. Mesela 3, 4, 5'in katı olan bir sayı seçersek 3 ve 4'ün bir katı olan 12 dersem ya da 60 derim. 12 dersem. Burası 12 ise şu açı 53 derecedir. 53 karşısında 12 varsa
37'in karşısında 9 vardır. Yani şu mesafe 9 olur. Ya da şu açı için mesela 53 olur, 37 olur. 37'in karşısında 12 varsa 53'ün karşısında da 16 olur. Ne yaptım? 3, 4, 5, 3, 4, 5 üçgeni oluşturdum. Hemen şu eksene göre tork aldığımda sonuç hemen çıkar. Yani pratik yol diyelim arkadaşlar. Pratik yol. Mx çarpı 9. Mx çarpı 9 eşittir. My çarpı dik uzaklık 16 olur. Ve burada Mx'in My'ye oranı 16/9 olur. Ki aynı soru çıktı. Yine bir başka uygulama sorusu. Burada şuraya baktığınız zaman çok düşürücü bir sorudur. Birçok öğrenci bu soruda düşer. Burada bilmemiz gereken şöyle bir şey vardır. Mesela dedi ki burada alfa x eşit alfa y ise mx eşit my olur. Buraya baktığımızda alfalar eşit oldu. O zaman hemen öğrenci diyecek ki bu açı buraya eşitse demek ki mx eşit my'dir der. Der ve bakar ki cevap yanlış olur. Yani bu oran 1 değildir. Neden? Çünkü alfaların eşit olup kütle hakkında ya da alfaya bakıp kütle hakkında yorum yapacaksak aynı yatay hizadaysa geçerli olur bu kural. Ya aynı yatay hizada olmazsa bu kural geçerli olmaz. Ya birçok kaynakta bu kuralı yanlış vermişler. Gerçeği budur. Aynı yatay hizadaysa ben şu ifade yazabiliyorum. Mesela buraya baktığım zaman ben bunu uzun yoldan çözmeye kalkarsam en az 5-10 dakikam alır. Kolay pratik bir yolu vardır. Öncesinde paylaşmıştım zaten. Şu eksene göre tork aldığımızda ben buraya x, buraya y dersem mx'in my'ye oranı kaçtır dediği zaman hemen tork alacağız. Ne demiştik? Burayı sileyim. Mx çarpı dik uzaklığı 1, my çarpı dik uzaklık kaç oldu? 2 oldu. Ve burada mx'in my'ye oranı 2 olur. Bakın açılar aynı olmasına rağmen cisimlerin kütleleri eşit olmadı. Demek ki şu ne zaman kullanıyoruz? Alfa'ya bakarak kütle hakkında yorum yapacaksak cisimler aynı yatay hizadaysa geçerli olur. Ya da şurası 90 derece ise. Geçelim diğer sorumuza. Bu da özel bir durumdur. Burada T1 ve T2 gerilme kuvvetlerini veren ifadeleri bulun. Yani T1 ve T2 etken kaç tane kuvvet var ve bu kuvvetler hangi yönde olur? Şimdi ben şunu biliyorum. Bir kere x'in bir ağırlığı vardır. X'in ağırlığına ben g'yi derim. Yeni bir ağırlığı var. Buraya g'ye derim. Ancak artı x ne yapar? Çeker. Buraya f dersem şurası da f olur. T2 veren ifade ne olur? T2 bir sistem dengedeyse yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşit olması gerekiyor. Şimdi yukarı çeken kaç tane kuvvet var? T2 ile f var. Aşağı çeken de sadece g var. O zaman T2 artı f g'ye kuvvetine eşit olur. Ve siz burada T2 yalnız bırakırsanız g'ye eksi f olur. T2 bulduk. Burada. Sonra T1'i veren bağıntı. Bir sistem dengedeyse yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşit olur. O zaman burada T1 eşit ediyorum. Gx artı T2 artı bir de burada F Coulomb kuvveti vardır. T1'i biraz daha düzenlersem T1 zaten Gx var. Ancak ben T2 bulmuştum. Ne bulmuştum? T2 yerine ben burada işte ne yazmıştım? Gy eksi F bir de burada bir F kuvveti var. Zaten şu kuvvetler gider. Ne oldu? T1 kuvvetini veren bağıntı Gx artı Gy oldu. Demek ki Coulomb kuvveti hiçbir zaman T1'i etkilemezken T1 sadece şu ikisinin ağırlığının toplamına eşit iken Coulomb kuvveti sadece T2 etkiler. Ve yine buna benzer bir özel durum daha var. Buna A dedik. Bu da B olsun. Burada biri artı biri eksi iken burada her ikisi artı artı ya da eksi olma durumuna göre incelediğimizde T1 ve T2 veren bağıntı nasıl olur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere biliyoruz ki artı artı iter ve bu şekilde iten bir F kuvveti vardır. Buraya F kuvveti dersem. X'i de yukarıya iten bir kuvvet vardır. Buna da yine F kuvveti dersem. Yeni bir ağırlığı vardır arkadaşlar. Ben buraya G'ye dersem bir de X'in de bir ağırlığı var. Ağırlık her zaman aşağı yöndedir. Burası yine G'ye olur. Şimdi T2 veren bağıntı ne olur? Bir sistem dengedeyse yukarı çeken kuvvetler aşağı çekene eşit olur. Yani burada T2'yi bulmak isterseniz T2'ye eşit ne olur? G, Y artı F olur. Yani ne oldu?
ikisi aynı yöndeyse topluyorum. Ama burada çıkardım. Neden? G ile F zıt yönde oldu. O yüzden çıkardım. Burada aynı yöndeyse topluyorum. T1 için, T2 zaten buldum, bu kadar. T2'de bir sıkıntı yok. T1 için, T1 artı F kuvveti eşittir G'ye artı T2 olur. Ben T2'yi yerine yazarsam G'ye artı F var. E bir de burada ne var? Şurası GX olacaktı. Arkadaşlar yanlış yazdım. Burası GX'tir. Artı bir de burada ne var? GX var. Zaten burada T1 artı F var. F kuvvetleri yine birbirini götürür. T1 yine ne oldu? Şuraya baktığımız zaman T1 GX artı GY olur. Yani bu cisimlerin ikisinin artı artı olması, eksi eksi olması ya da artı eksi olması T1'i değiştirmez. T1 iki cisimin ağırlığının toplamına eşit iken T2 ne olur? Kulomb kuvvetinden dolayı yukarı ya da aşağı yönde olur. Yani kulomb kuvveti T2'yi etkilerken T1'i etkilemiyor. Arkadaşlar bununla alakalı iki sorumuz daha var. Şimdi ona geçelim. Arkadaşlar son iki sorumuz kalmıştı. İşte sondan ikinci sorumuz. Cisimler dengede olduğuna göre T1'in T2 oranı kaçtır diye bir soru sormuşum. Bakalım. Şimdi normalde hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Biliyorum ki bu cismin dengede kalabilmesi için ne olması lazım? İki tane kuvvet olması lazım. Bunu görebiliyorum zaten. Bir burada bu cismin ağırlığı vardır. G'si var. Bir de ipi gelen kuvvet var. Şu iki kuvvetinden dolayı bir kuvvet daha olmalı. Çünkü demek ki Y'x çekmiş ki bir de şöyle bir kuvvet var. Bunu da gözle göremiyoruz ama bir etkisini hissedebiliyoruz. Ben burada F kuvveti dersem. Bir sistem dengedeyse sağa çeken kuvvetler sola çekenlere, yukarı çeken kuvvetler de aşağı çekenlere eşit olması gerekiyor. Şimdi T1 için. T1'in düşey ve yatay iki bileşeni vardır. Şu açı 53 derece olduğu için 53'ün karşısındaki kenara ben 4A dersem 37'nin karşısındaki kenara 3A derim. 3, 4, 5 olur. Yani bu sistem dengedeyse o zaman GX 3 olmalı. Yukarı çeken şu kuvvet 3A GX'e eşit olmalı. Sağa çeken F kuvveti de 4A eşit olmalı. F kuvveti nedir? 4A'dır. F kuvveti bulduğum şey neye eşitmiş aslında? Burası K çarpı Q X çarpı QY bölü uzaklığın karesi D karedir. Buraya bakalım. Aynı X aynı Y. Burada bir GX var. Bir de kolomb çekme kuvveti vardır. Y burada X'i çekiyorsa burada da Y cismi X'i çekmesi gerekiyor. Yani yine bu kuvvet aşağı yönde olur. Ama ben buraya bir F dersem burası F olmayabilir ki değil zaten. F üstü demem lazım. Neden diye sorarsanız çünkü şu X arasındaki mesafe 1'deyken burada X arasındaki mesafe 2'dedir. O zaman 2'deden dolayı şu kuvvetimiz burada 4A değildir. Neye eşitmiş peki? F üstü eşittir. K çarpı QX çarpı QY bölü uzaklığın karesi. 2'denin karesi ne olur? 4 D kare olur. Şu ifadeyi zaten biliyorum. K, Q, X, Q, Y, D kare ne eşitmiş? Şurada. Yani K, Q, X, Q, Y, D kare 4 A'ya eşittir. Ben buraya 4 A'nın 4'e oranını alırsam F üssü burada 1 A çıkar. F üssü kaç buldum? 1 A buldum. Yukarı çeken aşağı çeken ilkesinde de ben G, X'de zaten 3 A bulmuştum. Burası 3 oldu. O zaman yine burada da yukarı çeken kuvvet aşağı çeken kuvvete eşit olduğu için 1A burada var, 3A burada var. T2 kuvveti burada ne oldu? 1A, 3A daha 4 oldu. 4A'yı yazdım. Kaldı T1. Zaten 3, 4, T1'de 5 oldu. Burada neyi sormuşuz? T1'in T2 oranı 5 bölü 4 olur. Bu arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Q1 ve Q2 yüklerin A noktasında oluşturduğu bileşik kuvvet F ise Q1'in Q2 oranı kaçtır diye sormuşum. Şimdi burada yine Q1 kuvveti kendi hizasında ya iter ya çeker. Q2'de yine kendi hizasında şu kuvveti ya iter ya çeker. O zaman F kuvvetine bakalım. F bileşik kuvveti iki kuvvetin arasında olmalı. O yüzden Q1 kuvveti A'da Q2'yü çekmiş olması gerekiyor. Q2 de A'daki yükü itmiş olması gerekiyor.
Yani burada yine paralel kenar yöntemiyle bulmaya çalışacağız. Şu iki doğru yatay olduğu için ben buraya 53 derece dersem burası da 53 derece olur. E zaten burası 90 derece yatay düşey. Şu paralel kenar yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Ben buraya 90 derece dersem 90'ın karşısında 5A varsa şurası 53 derece Z'den dolayı 53 derece olur. O zaman burası 4A olur. O zaman şurası da yani kaç A olur? 5, 4. Zaten hiç buna gerek yok. Şu bileşen yani burası 5A'dır. Şurası 4A çıktı. Pratik bir yol vermiştim. İşte kendi şiddeti çarp uzaklığın karesi demiştim. Herhangi bir yükü bu şekilde bulmuştum. Kendilerinin şiddetlerini bulmuşum. 4A'ya 5A. Geri kaldı uzaklık. Uzaklığı nasıl buluruz? Buraya baktığımız zaman yine 90'ın karşısında 5x varsa 53'ü karşısında 4x var ve şurası zaten işime yaramıyor. Ben Q1'i bulmak istersem Q1'in şiddeti 5A çarp uzaklığın karesi yani 5x'in karesi 25x kare olur. Q2 için burası 4A'dır. Uzaklığın karesi de 4A'nın karesi 16. A kare 16x kare olur. E zaten taraf tarafa oranlarsak Q1'in Q2 oranı burası 125x kare A iken burası da 16 çarpı 4 64x kare çarpı A'dır. Şunları da yok ederseniz burada Q1'in Q2 oranı 125/64 olur. Arkadaşlar kolon kuvvetiyle alakalı gelebilecek soru tarzları bu kadar. Bunun devamı elektrik alan var. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Yani devamı olan konuya geçeceğiz.